Evet, geçen bölümde Tragedya'nın ölümüne ve Daimon'un nasıl Sokratesçe insan geleneğini oluşturduğunu, Batı metafiziğini oluşturduğunu anlattım. Tabi bu birazcık da Nietzsche'nin penceresinden bakılarak yapılması gereken bir şey. Şimdi burada Daimon nedir? Tragedya'nın ölümüne sebep olan atılım nerede başladı sorusunu Nietzsche burada daha da derinleştiriyor. Haliyle bu daimon kelimesi Latince genius ile bağdaştırılır. Daimon kelimesi insanın içinde ona ilham veren, yaratma güdüsü veren, bu yaratma güdüsü denilen şey doğadan beri insanın içerisine gelen bir şey değil, sanatçı anlamında olan bir şey. Sezgileme gücü veren bir cindir. Bu cin kelimesine de bizim bu özellikle dinde anladığımız şekliyle bakmamamız lazım. Sürekli hareketsel olan, dışsal, içsel olarak bizi harekete geçiren bir şey. Tabii bu genius'un şöyle bir durumu var. Kültürden ayrı olarak düşünülemez. Her bir kültürün kendisine ait bir coğrafi bir durumu vardır. Ve toplumsal bir yapısı vardır. Bu ikisinin bir arada bulunması, onun zorluğunu, mücadelesini, bolluğunu bize katarak vermesi, kültürün de içerisinde bulundurduğu şeyi bir adım daha öne çıkararak, burada Nietzsche, Genius'un kültürel bir aktarım da olduğunu söylüyor aslında bize. Çünkü insana yekten yekpare bir şekilde gökten zembille düşmüş bir şekilde anlaşılmasın bu. Genius, İnsanda ben ile ben olmayan yönünde ortaya çıkan, kötücül bir varlık olmadığı gibi iyinin ve kötünün ötesinde olan yaratıcı bir güçtür. Burada önemli olan konu ise genius, Latince deha anlamına gelir. Bakın çok önemli bir şeydir bu. Genius yani siz burada dehalanıyorsunuz aslında. Buradaki deha durumu bir şeyleri sürekli çözen eden anlamında da değil bakın. Çok önemli bir şey. Herkes zannediyor ki işte genius bu adam çok dahi. O anlamda değil. Kendi kendisini kontrol eden işte bu yaratma, yıkma durumlarını kontrol eden insandan bahsediyoruz biz burada. Her şeyi bilen, erdemlilik ölçütüne göre giden tam da Sokratesçi anlamda değil yani. İnsanın mutlak surette kendisini yönlendirdiği, ele geçirdiği bir güç ile pekinlik ilişkisine göre çalışan, araçsallaşan bir kullanım olarak gösterilemez. Bu durumda Daimon, Genius, Sokrates'te kendisine doğurma ve yaratma gücü veren, araçsallaşmaya dönüşen bir şeyi önümüze getiriyor bize. Bu tam olarak Sokratesçi kafayı yani ideoloji temsil eden bir şey. Hatta ideoloji de diyebiliriz buna bir ölçüde. Çünkü Sokrates sadece bunu bir bilgi üzerinden de göstermiyor, ideoloji üzerinden de gösteriyor. Ve bu tabii ki de ideoloji denilen şey bir gelenek haline geliyor. Çok ayrı bir şey ideolojilerin gelenek haline gelmesi ve kültür durumuna geçmesi. Bu durumda Apollon ile Dionysus sentezinde bu daimonik güçler arasındaki tragediyayı keşfetmiş Yunanlıları en büyük darbe mantıkçı, diyalektikçi insan olarak ortaya çıkan Sokrates olmuştur. Yunanlılara göre daimonların seslenerek mantıksal açıklamada bulunarak bireyselliğini öne çıkartan bir kişi yasalara karşı gelmiştir. Ve sadece yasalara da karşı gelmiyor. Bakın Tragedy'nin hep öne çıkardığı kişileri kafamıza bir getirelim. Kibirli insan haline de geçmiş olur. Hani hep düşünür Sokrates kibirli bir insan değil, işte şan şöhret peşinde değil. Ama bu yine de bir kibir haline de geçmiş oluyor bir yerde. Sokrates'in özüne ilişkin anahtarı, Sokrates'in daimon olarak tanımlanan o mucizevi görüngü sunuyor bize. Sokrates, müthiş anlama yetisinin sendelediği özel durumlarda, böyle anlarda dile gelen tanrısal bir seste sağlam dayanak bulmuştu. Bu ses her gelişinde bir şey yapmaması için onu uyarıyordu. İçgüdüsel bilgelik tanımıyla Sokrates'in tanımları doğrudan onaylanması gereken buyruk ve bilinmesi gereken mantıksal sonuçların doğru kesim kabulüne götürüyordu. Söz konusu Sokrates, daimonlara sahip olmanın içgüdüsel olması ki Sokrates'in annesi bir ebeydi ve kendisini bu yönüyle yaratma gücünün
ondan kendisine geçtiğini savunur ki bu da çok fazla Yunan kültürü içerisinde Apollonik bir şeydir. Sözdür aslında. Değil mi? Kehanetin başka bir işte ele geçmesi, başka bir insana geçmesi, doğurtma gücünün de aynı zamanda. Bu tabii ki de aslında Sokrates'i meydana getiren ve Sokrates'in düşünce hareketini bir ölçüde bize sunan bir şey. Sokrates'in içgüdüsel ilk neden olarak daimonların deha veya anlama yetisi, etkili olmasının savunması, kendisinin etkili olmasının savunması yani, kendisine bir anda gelen düşünsel hareket sağlaması açıklamalarında sürekli diyalektik konuşmalarında ortaya çıkar. Ve bunu da bulundurur zaten. Şimdi Nietzsche bununla ilgili çok önemli bir şey söylüyor. Bu ideal aslında ideal bilgelik veya içgüdüsel bilgelikle birlikte gelişen ideallik değil mi? Bunun hakkında şunu söyler. Çok önemlidir burası. Oysa tüm üretken insanlarda içgüdü yaratıcı ve olumlayıcı güçtür. Bilinç ise eleştirel ve yapmamaya uyarıcı bir tavır içerisindedir. Sokrates'in ise içgüdü eleştirici, bilinç ise yaratıcı olmuştur. Bu çok aslında büyük bir çatışma, bir oksimorondur. Bilinç hiçbir zaman için yaratıcı olmaz. Ama Sokrates bu bilinç durumunu, işte bilgelik, erdemlilik üstünü burada yaratıcı bir şey olarak gösteriyor kendisinde. İçgüdüyü de eleştirici bir hale getiriyor. Bakın çok önemli bir şey bu. Sanki sizin kafanızda bir şey var ve sizin modellediğiniz her şeye göre bir başka bir şey yanlış diyecek ve onun üstüne çıkacak olan sonunda hep diyorlar ya Sokrates sen çok haklısın. İşte Sokrates'e tartışıyorlar. Sokrates biz senin işte aklına eremeyiz vesaire. İşte bu hep eleştirici kafa işte içgüdüsel anlamda gelişen bir şeye dönüşmüş oluyor burada. İşte bu eleştirici kafa diyalektikte yani mantıkçı durumda bilinç haline geçerek yaratıcı hale geliyor ya. Bu çok sıkıntılı bir şey. Nietzsche'ye göre içgüdü asla eleştirici diyalektikçi sıralamada olmamalı. Bilinç ise içgüdüsel bilgelik için içgüdüselliğin ortaya çıkardığı yaratıcı bilgeliği sahiplenen bilinç haline geçmemelidir. Sokrates'in durumu tıpkı doğadan çıkmış, doğanın güçlerine mazhar olmuş bir canavarın yaratılmasına, bilmek istemesine benzemektedir. Yani nedir? Bilelim, her şeyi bilelim. Her şeyi bilgelik düsturunda yapalım. Yapalım. Ve bu evrensel hale de gelsin durumu bize neyi gösteriyor aslında? Tam olarak da 19. yüzyılın aydınlanmasını da meydana getiren bir parçayı sunuyor değil mi bize? Bir temeli de sunmuş oluyor aynı zamanda. İşte Sokrates'in bu durumu ile ilgili olarak aynı zamanda aydınlanmaya da bir eleştiri yapar burada Nietzsche. Tam anlamıyla bir canavarlık. Sokratesçi anlamda içgüdüsel doğallık, mantıksal doğanın içgüdüsel bilgelik gibi bir üste döllenme yoluyla aşırı ölçüde gelişmesiyle Sokrates'e özgü canavarca arzusunu anlıyoruz. Çok önemli bir şeydir. Burada hani söyledim size içgüdüsel anlamda eleştiriyi merkeze koymak, sonra bilinci yaratıcı olarak göstermek bunlar çok sıkıntılı şeyler. Şimdi bu daimon konusu bir ölçüde bu şekilde gelişiyor. Sokrates'ten farklı olarak bu veçt haline geçerek ritüel içinde olan şamanlarda ortaya çıkan işte bir ölçüde dinsel ritüellerde ortaya çıkan ve bu içgüdüsel bilgeliğe ulaşmak için yapılan büyüler vesaire Sokrates'te veçt haline geçmeden sürekli her an daimonları aktif ederek mantıksal bilgeliğini ortaya çıkarak bir savunmaya dönüşüyor aslında. Şimdi ne diyorduk biz? Yani daimonlar denilen şey aynı zamanda bir dindir. Dinsel bir geleneğin de ritüellerin de meydana getirdiği bir şey değil mi? Ama siz daimonları temelde hem yaratıcı, sadece yaratıcı ve bir bilgiyi doğuracak şekilde modellenmesini söylüyorsunuz. Hem de eleştiri meydana getirecek olan şeyler hakkında merkeze koyuyorsunuz. Bu çok sıkıntılı bir şey. Çünkü daimonlar da böyle bir şey değil. Yani genius böyle bir durumda değil. Siz bunu her yöne kanalize edemezsiniz. Temel olarak bulamazsınız. Bu çok büyük bir sıkıntıyı doğurur. Ki zaten bu sıkıntının doğması daimonların kendisine göre belirlenmesi Sokratesçi geleneğin mihenk taşını oluşturduğu ve Euripides'in de bundan etkilenerek Tragedy'nin ölümünü sağladığını Nietzsche bize gösterir.